Robolab ekibi, rap, gemi amiri, bilişim teknolojisi ürünü, Femina, ürün yöneticisi ve sanat gözlemcisi, robot eğlencelerinin ürünü, Worksovan, olay çözücü, Taj Mahal uzay makinelerinin ürünü, Mexican, teknisyen, ışın mühendisliğinin ürünü, Ego, ana işlemci bilim yöneticisi, çok uzak doğu teknolojilerinin ürünü, Dog, Robolab'in kaptanı, çoklu bir işbirliğinin ürünü ve sıra dışı görev tayfası, Şarkan, tuhaf görevlerin zalim kaptanı, zararlı işlerin ürünü, Rastupin, eski bir suçlu, demir parmaklıkların ürünü, Draluka, umutsuz vaka, çöp laboratuvarlarının ürünü. Kaptanın günlüğü. Dünya takvimi 16 Kasım 2048. Gemide bir koku var. Biraz Works'e benziyor ama o değil. Ben biraz meraklıyım. O meraklı kediye ne olduğunu biliyorum. Ego bizzat karşı olduğum deneyler yapmakta ısrar ediyor. Eğer herkes kendi işini yapsaydı bu bir başarı öyküsü olabilirdi. Visitors, and neither one is meant to stay. Unexpected as they are, both will raise their hopes today. Something new to waste your time, but the simple truth is there. One has come to complain, the other one just to play. Bu sefer çalışacağını düşünüyor musun Rastupin? Bahse girersin ki çalışacak aptal. Büyük patron benimle gurur duyacak. Bu senin her zaman söylediğin şey Rastupin. Ama senden nefret ediyormuş gibi görünüyor. Çünkü bana yardım etmene izin veriyorum aptal. Bulduğun her köpeği öylece içeri alamazsın Works. Doc sana onu dışarı atmanı söyleyecek. Ben de patrona ya Raborka'da kalıyor ya da ben de gidiyorum diyeceğim. Ve Doc bir hafta kutlama yapacak. Kıskanmakta haklısın. Çünkü Raborka beni seviyor. Hadi ama Works, böyle berbat kokan bir şeyin beni sevmesini asla istemezdim. Ben seni sevmiyorum. Ben köpekten bahsediyordum. Onu eğittiğim zaman göreceksin. Senin kadar zeki olacak. Sen önce bana oyunda ne kadar zeki olduğunu göster. Yüzmeye mi gidiyoruz? Hayır, bilardo oynamaya gidiyoruz pis kokulu çocuk. Sen git, ben geliyorum. Önce Raborka'yı saklamam gerek. Yalıtım yapmayı unutma, yoksa Doc onu kokusundan bulur. O çok acıkmıştı, bu yüzden ona biraz körülü cips verdim. O körüyü seviyor. Gerçek bir ruh ikizi değil mi? Köpeğin birkaç cips yüzünden bu kadar berbat kokmaması gerekiyor. Oo, onu oraya götürürken çoraplarımın içinde taşıdım. Adamım, ben neden senin olmak zorundayım Max? Sıran gelene kadar uyuyorsun ve sonra hangi topa vurman gerektiğini unutuyorsun. En kötüsü masanın üzerinde uyumasıydı. Neden çılgın gibi bağırıyorsun yabancı? Ha söyle. Sen sadece onlar için sayı yapıyorsun, uyuyorsun ama uyanıkmışsın gibi yapıyorsun. Ben mi uyuyorum? Ben uyumuyorum. Sadece derin bir şekilde sıradaki topu düşünüyorum. Arada bir defa horladım bile. Ama geçen sefer benim sayemde kazandık. Evet, çünkü içeri sokmak zorunda olduğumuz topun üzerinde uyudun ve seni kaldıramadı. Çok düşünmekten yorulmuştum. Patrona Raborka'dan bahsetmek zorundayım Max'i. Onu gizli tutmak istediğini sanıyordum. Ben bile kokuyu almaya başlamıştım. Çok bilmiş. Çok yakında patron bu koku ne diye soracak bana. Bu koku da ne? Patron, ruh ikizi köpeğimi buldum. O zaten kokudan belli. O küçücük bir köpek patron. Onu içeri almak zorundaydım. Gerçekten. Onu nereden buldun? Biri onu ön kapıya bağlamış. Ben girişi süpürüyordum. Bela kokusu alıyorum. O bela değil Doc. O Works'ün zavallı şeyi beslediği iğrenç köreli cipslerin kokusu. Zavallı pofuduk. Bütün ulaşım boyunca onu besledim ama hala aç. Pofuduk mu? Komik, bu şeyin ciddi bir görevi var. O bir şey değil, o pofuduk.
Pofudu göreve aç aç gönderdin. Bu zalimlik. Bir kere senin pofuduğunun sırtını açınca o zaman zalimi göreceksin. Pofuda ne yapacaksın? Onu açacağım ve bu bipleyen şeyi çıkartacağım. Anakartı mı? Hayır. Digitonu seni aptal. Daha sonra bütün bilgiyi alacağız ve bu aptallar ne yapacağını bilemeyecek. Peki pofuduk? Lamba olarak çok dekoratif olabilir. Canavar. Byte için yeni bir arkadaş. Ah, umarım o da geğiren başka bir erkek robot değildir. Hayır, o geğiren bir kız. Peki nasıl anladın? Köpek benimle gel dediğimde gelmedi. Sonra... Sen çok güzel bir köpeksin. Lütfen benimle gel dediğimde geğirdi ve geldi. Bu harika. Gemide bir bayan robot daha. Bu robotla kalabilir demek mi patron? Lütfen Doug. Eminim o kızdığı zaman benden daha iyi havlayabilir, değil mi? Works'un kokusu ve Fem'in havlaması. Bir kalbin isteyeceği her şey. Aa Doug, lütfen. İyi. Tabii herkes kabul ederse. Planın işe yaramayacağından mı korkuyorsun? Bu zavallı pofuduk onları ona alana kadar kapılarına gidecek. Bu yüzden onu bu kadar şirin yaptım. Bu senin için gerçekten zor olmalı. Neden? Her gün gördüğüm tek şey sen olduğun için şirin nedir bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben onu istiyorum. İki tane köpekle birçok deney yapabilirim. Böyle deneyler yapamazsın akıllı çip. Roborka çok namuslu bir kız. Ben de onu istiyorum. Sonunda Digit'in dışında birlikte alışverişe gidecek birisi çıktı. Rap sen? Works'un onu Curly herhangi bir şeyle beslememesi şartıyla. Bunun iki katı kokuya dayanamam. Ama ruh ikizleri aynı şeyleri yemek zorunda. Sadece patronları izin verdiği zaman. Max sen? Onunla ilgili kötü hislerim var patron. Eminim sen de bunun iki katı kokuyu düşündüğün içindir. Hayır patron, bence... Pekala millet, çoğunlukla Burka'yı istiyor. Ama Curry yok, makyaj yok ve maaş zammı yok. Maaş zammı yok mu? Ne? Deneyemez miyim? Hadi Byte'i bulalım ve Robobarka'yı sevecek mi onu bir görelim. Çok güzel bir deneyim. Mikroskobum nerede benim? Roborka Byte'i çok da ilgi çekici bulmadı. O sadece etrafa bakıyor. Tuhaf. Asıl Byte'ın Robarka'nın kokusundan kaçması gerekiyordu. O bu kokuya alışıktır. Başka kim Works'le birlikte uyuyabilir ki? Ben yeni bir gemide bana özel güzel bir kızla birlikte olsam etrafıma bakınmazdım. Her ne kadar ruh ikizin olsa da belki o senin kadar sapık değildir. Peki sence Digiton neden onu yere sermeye çalıştı? Çünkü o çok güzel bir köpek. Digiton benim Roborka'yı sevmemi kıskanıyor. Pekala. En azından üçünüze göz kulak olmak için Max şimdi burada. Onları Max'e ya da buzdolabına bırakmak aynı şey. Hatta buzdolabı daha dikkatli kabul edilebilir. Ben gidiyorum. Eminim Roborka beni özlemiş. Senin için çok mutluyum Works. Sonunda seni de özleyen biri var. Bir gemi yaklaşıyor. Yine mi korsanlar, yaratıklar, satıcılar? Gemiyi az önce gördüm Rap. X-ray cihazına benziyor muyum? Gördükleri tüm paketleri de topluyorlar. Hiç şaşırmadım. Pekala. Maaşımı hak etmek için bir şey yapabilirim diye düşünmüştüm. Harika. Bir ondalık kazandın. Şimdi gidebilirsin. Ziyaretçi de planın bir parçası mı Rastupin? Evet, onu senin pufuduğun için bir harekete geçirici farz et aptal.
Patron, bu bay... Bay değil lütfen. Sir. Aa, evet, çok pardon. Sir Ethan Mas, Corridens Salkingham. Sir Ethan Mas, Cornelius Sullivan. Hızlı Londra uzay gemisinden büyük elçi. Merhaba, ben Doc. Robolab'in kaptanı Doc. Para biriktirdiğimde diğer isimleri de alacağım. Ve ben Fen. Tanıştığıma memnun oldum. Böyle bir gemide ne muhteşem genç bir bayan. Sanırım sizin bir koku üniteniz yok. Merhaba, ben Rep, sadece Rep. Yeter de artar bile. Ve sanıyorum pis kokan kişi de sizin hizmetçiniz. Sir Sullivan, bizim bu gemide hizmetçilerimiz yok. Hepimiz bir takımın eşit üyeleriyiz. Patron, yine kısa devre mi yapıyorsun? Ha, her neyse. Umarım 5 çayını kaçırmamışımdır. Hayır, tabii ki hayır. Biz de tam servis etmek üzereydik, değil mi Doc? Doc? Evet, öyle, kesinlikle. Works, bize biraz çay servis etmek ister misin? Hayır. Üzgünüm büyükelçi. Onun yerine parçalanmış bir Hintli robot almak ister misiniz? Haha, kız ona bayıldı. Ben devamlı izliyordum ve bayılmadı Rastupin. Demek istediğim, kız bu söre abayı yaktı. Oho! Ona hiçbir şey sunmak istemediği için mi Rastupin? Unut gitsin şapşal. Sıcak yağınızı sevdiniz mi Bay Büyükelçi? Şerefe. O alkol değil sir. Sadece sıcak ya. Patron, gördün mü? Bir de bu alkolik çıktı. Works, bugün gerçekten çok şakacısın. Neden bunun için kendini asmıyorsun? Bu uyuşuk çöp telekesi köpeğin gittiğini söylemek için şimdiye kadar gelmeliydi. Belki de köpekler gerçekten arkadaş olmuşlardır. Biliyor musun şapşal, bir hayalim var. Martin Luther King gibi mi? Benim hayalim kontrol odasında yalnız olmak. Ama o zaman ben burada olamam. Üzücü aptal, değil mi? Her neyse kaptan, bu bölgede uzay kirliliği tespit ettik ve bunun sizin geminizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Eğer bu kokuysa... Hayır. Artık kokunun nereden geldiğini biliyorum. Hayır. Ben gerçek kirlilikten bahsediyorum. Atıklar ve bunun gibi şeyler. Pekala, öyleyse o biz değiliz çünkü hepimiz çöp öğütme makineleriyle hazırlandık. Çok beklenmedik bir şekilde sizin için karmaşık bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. 0'a 15'te anlaşalım Bay Sir. Sizin için kabul etmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim. 15-15. Works. Lütfen, bu gemideki geğirmeyen tek erkeğe bunu yapamazsın. Galaksi kirliliğine karşı imzalanan uzay arası anlaşmalardan haberiniz var mı kaptan? Aslında bizim mühendislerimiz de tasarıyı hazırlayan kurulda yer alıyordu. 30-15 patron. İmzalanmış kopyaları getireyim mi Doc? Hayır, şu öğütme makinelerinden ne haber? Onları düzenli olarak kontrol ettiğinizi düşünmüyorum. Çok kolay. Eğer yağ damlatıyorsa bozulmuştur. Yoksa sorun yoktur. Sayesinde her birini kontrol edebileceğimiz çok yönlü bir kontrol sistemimiz var. 40'a 15 patron. Peki bu yeri nasıl temiz tutuyorsunuz? Ben her gün yerleri süpürüyorum. En azından planlıyorum. Aha. Burada robot hakları komisyonuna bildirilecek bir şey var. Gemide bir köle. Köle mi? Ben yer süpürmeyi seviyorum. Rep, bunu kağıda döküp ona imzalatabilir misin? Affedersin Ethan, kapıyı mı arıyorsun? Bu hiç nazikçe değil Works. Ben çok kibar olabilirim. Bak, kapıyı bulmanıza yardım edebilir miyim Sir Büyükelçi? Hayır, teşekkürler. Sanırım sadece temiz havanın geldiği yöne doğru gitmem gerekiyor. Sizinle tanışmak güzeldi Büyükelçi. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa irtibat kurmaktan çekinmeyin. Öyleyse ben gidiyorum. Sıcak düşmanlığınız için teşekkür ederim. Gerçekten de zevkti. Görüşürüz. Ben sizinle geliyorum. Benim harika dedem Roborah der ki, ziyaretçinin gittiğinden emin olmak için paspası yakından göster. Bu aptal köpek nerede? Yaşlanıyorsun Rastupin. Unuttun mu? Pofud'u Robolab'e götürdüm. Neden sen de orada kalmadın şapşal? Üzgünüm. Kalmamı söylemiş miydin? Onu duydum.
duydunuz mu? Seni arayacağım dedi bana. Evet ve çok manidar bir şekilde elbette dedi. O bana muhteşem dedi. Pekala, sanırım bunu geldiğinde ilk gördüğüne dayanarak söyledi. Ve ben onun koridorda girdiğini duydum. Yalan söylüyorsun Rep. O bir beyefendiydi. Yani beyefendiler dışarıdan kibar görünür ama onların da gazı olabilir. İnan bana patron, onu dışarı atıyordum ama... Ha, burası bir tımarhane. Burks, ona ekip sırlarımızdan bahsettin mi? Patron, onu açıklamaya çalıştım ama beni anlamadı. İki köpeğin koridorda Meksikalı bir robotu kovaladığının farkında mısınız? Bu yüzden mi buraya tımarhane dedin? Pardon ama bu sadece şu anda bu bölgenin huzur içinde olduğunu işareti. Ah tanrım, sizi bu kadar çabuk beklemiyordum büyükelçi. Bana inanın, ilk defa akıllıca bir şey söylediniz. Şimdi bana inanıyor musun Fem? O da giyirebilir mi? Sormayı unuttuğum bir şey mi var Ethan? Evet, bütün bu çatlak robotları nereden buldun? Pekala, bu benim de cevabını bulamadığım bir soru. Bize sorabilirsin patron, hepimiz nereden geldiğimizi biliyoruz çünkü. Koridordaki sorun nedir, Works? Maxi Roborka'nın bilardo topu yuttuğunu söyledi. Byte Roborka ile tecrübe edinmek istiyor ve Max onları sıcak sipse besledi. Yani ikisi de çok kızgın. Gördün mü Ethan? Ciddi bir şey değil. Pofuduk, pofuduk, o yaşıyor. Babana gel bebeğim. O yaşamak zorunda Şapşal ama aynı zamanda Digit'ını yutmak zorunda. Ondan yuvarlak bir şey yutmasını mı istedin? Ben toptan daha yuvarlak bir şey bilmiyorum. Komik olduğunu mu sanıyorsun? Bu şey geri döndüğünde ikinizi de kaynayan yağda eriteceğim. Biraz sıcak yağ mı istedin? Oo, üzgünüm. Bak, kız arkadaşım patladı. Ama bilardo topumuz var, inan bana. O devamlı alışveriş yapmak isteyen bir kadından daha iyidir. Evet. Kesinlikle. Şanslı günündesin Ethan. Barış sona erdi. Gerçek bir şov için hazır ol. Daha mı kötü olacak? Genelde olur. Acaba Max onları çok mu fazla koşturdu? Onun dizel motoru yoksa ne yaparız ha? Ya da acaba Max sana sıcak ve baharatlı cipslerinden mi verdi? Max cipslerini asla hediye etmez. Robolord'a şükürler olsun ki Wurf gibi paylaşmayı sevmiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum ve sen yine benim hakkımda kötü bir şey söylüyorsun. Bazı parçalarımı kaybetmeden ya da kafama bir piyano düşmeden önce benden özür dileyecek misiniz? Önce çay istiyorsun, sonra süt, şimdi de piyano. Ben gitmek istiyorum şimdi. Ethan, iyi bir robot psikiyatristi biliyorum. Ona ihtiyacın olabilir. Ona benim adımı verirsen senden fazla para almaz. Ben onun düzenli hastasıyım. Onu yolcu etmeli miyiz Doc? Sadece emin olmak için. Ben ona çıkışı gösterebilirim. Ne gösteriyordu? Fem, sana burada ihtiyacımız var. Roborka'nın koridorda neden olduğu pisliği temizlemek için mi? Sadece kadın olduğum için mi? Hayır. Bir kadından geriye kalanlarla daha iyi empati kurabileceğini düşündüğümüz için. Ben Büyükelçi Bay Salkingan'la gidebilirim. Saligan. Affedersin. Salking Suligan. Sadece Saligan. Asla bir şeyle mutlu olmuyorsun değil mi Salking? Sadece Suligan. Sanırım aklımı kaybediyorum. O zaman onu daha sıkı tutmalıydın. Her an çalınmış olabilir. Son zamanlarda birçoğuna rastlamadık. Gelin Salking Sullivan bu taraftan. Koku tanımlama ünitesi, koku tanımlama ünitesi. Onu unuttum. Şapşal, Şapşal! Beni mi çağırdın Rastupin? Ben kendimden söz ediyordum Şapşal. Oh, sana katılabilir miyim? Unut gitsin. Bu arada sen hangi cehennemdeydin? Sıcak yağın birinci tonunu hazırlıyordum. Sana zaman alacağını söylemiştim. Artık onu istemiyorum. Canım birine işkence etmek istiyor. Arkadaşlarından birini çağırayım mı? Şarkan gereksiz telefon konuşmaları yaptığımız zaman hep kızıyor. Bunu sana yapabilirim.
Igo nerede? Muhtemelen rahmetli Roborka'nın cesediyle deneyler yapıyordur. Sen ne dersin Fem? Bir büyükelçiyle evliliğime engel oldun derim. Böyle çatlak bir adamla mı evlenecek? Pardon? O buraya geldiğinde tamamıyla normaldi. Ama eğilimi vardı. Rep, neden Fem'i alışveriş için dışarıya çıkartmıyorsun? Eminim indirimde olan bir şeyler vardır. Görmüyor musun Doc? O iyi hissetmiyor. 5 dakika içinde kapının önünde hazır olacağım. Ama... Zamanla kadınlara karşı hayatta kalma becerisine sahip olacaksın Rep. Eğer bilardo topunu ben yutsaydım beni cezalandırırdı. O patladı Works. Ondan geriye cezalandıracak çok bir şey kalmadı. Benim zavallı tek koluma bile yerleri süpürtebilirdi. Sen yerleri süpürmeyi sevmiyor muydun? O seni robot hakları ihlalcisi olarak hapse girmekten kurtarmak içindi. Hapishane ziyaretlerinden nefret ederim. Ama Roborka Digiton'un peşindeydi. Ne? Evet, o Digiton'u yutmak istiyordu. Kötü köpek. Ama ben Digiton'u kasaya kilitledim. Hepsi bu. Harika çocuk. Seni dinlemeliydim. Teşekkür ederim patron. Ben terfi alıyor muyum patron? Neden? Çünkü Max'i benim en iyi arkadaşım. Curry onu bu kadar akıllı yaptı. Yerleri süpürme zamanı. Works. Gördün mü Max'i? Eğer topu ben yutsaydım ne olacağını düşünebiliyor musun? Hayalimi hatırlıyor musun Şapşal? Evet hatırlıyorum. Şimdi hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Tehlike kokusu alıyorum. Bunu kasıtlı olarak söyledin. Senin bile koku tanımlama üniten var aptal. Senin bile. Senin için biraz sıcak yağ getireceğim. Eminim beni içinde boğmak isteyeceksindir. Right or wrong when the morning